Uy. Kız bir zor gitti ki Seher. Başka zaman olsa atlaya zıplaya gider. Ne oldu ki buna acaba? Vardır bir bildiği o cadının. Kız öyle şey denir mi yengeye? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Baba ben gideyim mi artık? Çok geç kalma Feriha. Rahmetlilerin hatırına izin verdiğime pişman etme beni. Tamam. Hadi. Oh. Ben Cansu'ya geldim. Hoş geldin Feriha. Hoş bulduk. Ne güzel kokuyor. Ya sen bayağı abartmışsın. Böyle bir masa beklemiyordum ben. Sanem Hanım'ın kurduğu masalara benziyor değil mi? Bu gecenin özelliğine yakışır bir masa. Uğraşmasaydım bu kadar. Olsun. Bu gece için değerdi. Otursana. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Sen de beğendin mi? Eline sağlık. Afiyet olsun. Ne tuhaf değil mi? Siz buradasınız. Birlikte akşam yemeği yiyoruz. Kimin aklına gelirdi ki? Hoş. Zaten hep aklımıza gelmeyecek şeyler yaşadık değil mi? Hatırlıyorum da geçen sene senin Emir'in sevgilisi olabileceğini hiç aklıma gelmezdi. Onun seni bu kadar sevebileceği. Senin yalanların. Cansu biz buraya bunları konuşmaya gelmedik. Ben sana Emir'i anlatırdım. Dergilerden kestiğim fotoğrafları gösterirdim. Onunla kurduğum hayalleri anlatırdım. Sen aslında beni dinliyordun ama meğer onun elini tutuyormuşsun. Hem de bütün yalanlarından. Kalk gidiyoruz. Yalancılık bulaşıcı. Feriha sana da bulaştırmış. Kötü bir hastalık gibi. Şu kapıyı açar mısın? Siz kötüsünüz. İkiniz de kötüsünüz. Cansu şu kapıyı açar mısın? Alay ettiniz benimle, aşkımla. Emir, ben iyi değilim. Feriha, ne oluyor? Ben sana yardım etmeye çalıştım Emir. Sana yardım eli uzattım. Ama sen beni her defasında ittin. Bu yalancı için ittin beni. Artık seni kurtaramam. Senin için yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Sen delir misin Cansu? Belki de. Ama belki de beni siz delirtmişsinizdir. Yolumdan çekilmedim Feriha. Emir'i hiçbir zaman alamayacaksın dedim. Dinlemedin. Daha ne yapabilirdim ya? Daha ne yapabilirdim ki? Koray'la olan dergini ben göstermiştim babana. Senin yüzünden. Her şey senin yüzündendi. Emir bütün yalanlarını benim sayemde öğrendi. Hepsini. Doğum gününde sizi gördüm. Bütün yalanlarını öğrendim. Sonra plan yaptım. Planlarım da tıkır tıkır işledi. Çünkü ben haklıydım. Hepsini. Haklı olan kazanır Feriha. Ama ben kaybettim. Kazanamadım. Veliahtımı kazanamadım. Çünkü sen benim masalımı çaldın Feriha. Dergiler, gecelerin veliahtı. Sen Feriha'yı değil, kendini anlatıyordun değil mi? Ha? Sen benim veliahtımdın Emir. Benim olmalıydın. O adam seni kaçırırken sizi gördüm Feriha. Gördüm ama hiçbir şey söylemedim. Sadece izledim. Çünkü o seni öldürsün istedi. Sen ölseydin her şey hepimiz için daha kolay olacaktı. Öldürüyorsun Cansu. Cansu bırak bizi gidelim. Beni dinlemedin Emir. Sana defalarca beni dinle dedim ama sen beni dinlemedin. Bak. Ne oldu şimdi? Değdi mi ha? Bu yalancı için değdi mi? Özür dilerim Emir. Keşke seni çağırmasaydım. Bırakma kendini. Dayan biraz daha. Seni affetmiştim Feriha. Adi bir hırsız gibi bütün hayatımı çalmana rağmen affetmiştim. Ama sen beni yine kandırdın. Yine sırtımdan vurdun. Cansu görmüyor musun halimizi? Ambulans çağır. Sen katilsin Cansu. Ben katilsem senin yüzünden Feriha. Duydun mu beni? Bütün bu yaşadıklarımızın sorumlusu sensin. Beni bir daha kandıramayacaksınız. Bak. Annen arıyor. Son kez annenle konuşmak ister misin Feriha? Son kez sesini duymak ister misin? Sen iyi bir arkadaş olsaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Konuşsana. Her şeyi ben mahvettim desene. Çocukluğumuzu, dostluğumuzu ben mahvettim desene. Feriha bir şey söyle hadi. Feriha. Feriha aç gözünü. Feriha. Duyuyor musun beni? Nefes alıyor. Cansu nefes alıyor. Hadi ambulans çağır. Cansu bana bak, duymuyor musun beni? Cansu dönme arkanı, baksana bize ne yaptın? Hadi. Ben böyle olsun istememiştim. Ben sadece beni sev istedim. Feriha hep dostum olarak kalsın istedim. Ama o beni hep sırtımdan vurdu. Defalarca. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim onu. O kendini öldürdü. Kendini. Ben öldürmedim. Emir. Ben seni kurtarmak istemiştim. Ama sen beni her zaman ittin. Yardım et. Bu yalancı için ittin beni. Hiçbir zaman elimi tutmadın. Hiçbir zaman. Yardım et. Emir. Ben kazayı kılayım bari. Gelemem. Mektubu okudum. Babanın desteği bu. Emir. Emir ne olur bir şey söyle. Emir. Emir ben böyle olsun istememiştim. Emir ne olur bir şey söyle. Emir ne olur. Vay bir değil iki tane gelmiş. Kime geldi bu acaba? Oy, dur ben bir bakayım şuraya. Bak babanların yanında suratını hiç çekemem Mehmet, ona göre. Ya bırak Seher ya Allah aşkına. Zaten gitmek istemiyordun. Otobüsü kaçırmak için bin bir türlü bahane uydurdun. Hayır otobüsü kaçırmak da benim kabahatim mi oldu şimdi? Aa, bunlar bizim evin önünde mi? Baba. Baba. Sen git abimle uyarla, tamam mı? Sakın ha söyleme ne olduğunu, haber olmasın bundan ha. İyi de ne diyeyim ben? İşte hadi git. Hatice, ambulans sesi miydi o? Nereye gelmiş? Hatice! Hatice! Ne olmuş? Söylesenize ne olmuş? Zehirlenme bulguları var. Daha fazlasını hastanede öğrenebilirsiniz. Zehirlenme bulguları sabit. Hanımefendi, bize vereceğiniz her bilgi çok önemli. Lütfen ne olduğunu anlatın. Hanımefendi. Hanımefendi lütfen. Zehirlenme tablosu ama kaynağı bilemiyoruz. Ambulansı çağıran arkadaşı şokta. Konuşmuyor. Acil toksikoloji raporu istiyorum. Acil. Peki efendim. Oğlum ne diyeceğiz biz? Biz kızı yemekte sanıyoruz, şu başımıza gelene bak ya Rabbim ya Resulallah'ım, Allah'ım. Cansu! Durun Cansu. Efendim. Cansu ne oldu orada? Yapmayın. Cansu konuşsana. Sakin olun. Ne oldu orada? Mehmet gelene doktor çıktı, doktor. Gel. Eğer çıkarsa zaten yarın gider erken olmasın. Hangi hastaneye yakınısınız? Beyefendi. Beyefendi. İkisi de hiçbir şey değil. Oğlum evlenmiş. Oğlum o yalancı kızla evlenmiş. Bırak Koray. Tamam. Başardınız. Sonunda kızınızın hayatını kurtardınız. Ya sen nasıl bir kadınsın be? Sen nasıl bir kadınsın be? Görmüyor mu adamın halini? He? Hep yalan söyledi. Kapıcı kız olduğunu sakladı. Utandı. Sizden hep utandı. Ama siz yaptıklarınızdan utanmadınız. Ne demeye çalışıyorsun sen kadın? Bırak bu ayakları Rıza Bey. Kızının yalanlarından haberin yok muydu senin? Sen ne demek istiyorsun be adam? Benim kızım en büyük yalanı bana söyledi. Senin oğlunla evlendi. Kızın o evliliği yapmak için 1 yıl boyunca uğraştı. Oğlumu ayakta uyuttu. Babamın otelleri var diye. Ne için? Sırf bu evliliği yapabilmek için. He? Hayatınızı kurtarabilmek için. Herkes sakin olsun lütfen. Yoksa hepinizi dışarıya çıkartmak zorunda kalacağım. Emir! Tamam. Aysun. Aysun oldu, tamam. Tam zamanında yetiştirmişler. Hastalarımızın hayati tehlikesi yok. Uzunca bir süre serum takviyesi alacaklar. Biraz sonra normal odalarında yanlarına gidebilirsiniz. Fakat bu gece uyutularak geçirecekler. Yürüyün. Eve gidiyoruz. Abi, Feriha.